Herkese selamlar. Yeni bir eğitim serisiyle çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu eğitim serimizde mevcut binaların deprem güvenliğinin değerlendirilmesi başlığı olacaktır. Eğitimimizin devamı olan videolarda farklı hesap yöntemlerinde bu çalışmanın nasıl yapıldığını hem konu özetleriyle hem de analizlerle devam edeceğiz. Eğitim çalışmamız boyunca, eğitim serimiz boyunca betonarme binalar üzerinde bu çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Peki çalışmamızın konu başlıkları neler olacak? Bu çalışmamızda değerlendirme basamaklarından bahsedeceğiz. Kesit hasar sınır bölgeleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Yönetmelik bunlar hakkında ne söylüyor? Benzer şekilde gevrek eleman tanımı nedir? Yönetmelik bir elemanı nasıl gevrek olarak tanımlıyor? Bundan bahsedeceğiz. Yine yönetmelikte bulunan doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden bahsedeceğiz. Eleman ve taşıyıcı sistem hasar sınır bölgeleri. Benzer şekilde yukarıda kesitlerden bahsettik. Kesitin hasar sınır bölgelerinde aynı şekilde eleman ve taşıyıcı sistemin hasar sınır bölgelerinde bahsedeceğiz. Bilgi toplama ve bilgi düzeyi katsayısının etkisi nedir? Nasıl uygulayacağız? Yönetmelikte kaç sınıfa ayrılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra deprem etkisinin tanımlanması ve modelleme esasları üzerinde olacak. Sonraki eğitimlerin başlıkları bu başlık üzerinde olacak. Biz deprem etkisini tanımlayacağız ve o tanımladığımız deprem etkisi altında binadaki mevcut hasarları inceleyip hedef performansı sağlayıp sağlamadığına beraber bakacağız. Daha sonra da değerlendirme hesap yöntemlerimiz olacak. Yine bu ikisi birbirinin benzeri. İlgili hesap yöntemleri nelerdir? Çok detaya girmeyeceğiz. Sonraki konu başlıklarımızı olacağı için daha kapsamlı bir şekilde eğitim serimizin devamı niteliğindeki konu başlığımız bu ikisi olacaktır diyebiliriz. Mevcut bir binanın değerlendirilmesinde 3 adım olarak ele alabiliriz. Bunların bir tanesi kapasitenin belirlenmesi, mevcut binanın taşıyıcı sistem özellikleri, elemanın geometrik ve mekanik özellikleri ve deprem etkisi altında beklenen kesit kapasitelerinin hesabında ilk bakacağımız madde bu olacaktır. Buradaki şekilde gördüğümüz gibi bir moment eğrilik analizi yapılmış. Bir kesit, betonarme bir kesit düşünelim. Tablalı olabilir veya normal dikdörtgen kesit olabilir. Bir kiriş kesitimizin işte pozitif moment olması halinde kapasitesi, negatif moment olması halinde kapasitesi, kolonlar için PM interaction analizleri ve geometrik özellikleri özellikle modeli kurmak için bizim için gerekli olacak özelliklerdir. Verilerin toplanması kısmı. 2. Talebin belirlenmesi. Göz önüne alınan tasarım depremi altında. Bu siyah gördüğünüz bizim göz önüne aldığımız bir tasarım depremimiz. DD2. Ortaya çıkacak kesit etkileri, şekil değiştirme ve yer değiştirme hesapları. Şekil değiştirme ve yer değiştirme hesapları bu aşamada önem kazanıyor. Bu turuncu ile gördüğünüz bizim binadan aldığımız kapasite eğrimiz olacaktır. Kapasite eğrimizi hangi noktaya kadar edeceğiz? Hangi nokta altında biz şekil değiştirme ve etkilerini inceleyeceğiz? Hedef performans noktamızı bulmada bu bizim için önemlidir. Talebi buluyoruz. Burada gördüğümüz gibi hedef performans noktamız burası oluyor ve binamızı bu noktaya kadar ittirip hedef performansı sağlayıp sağlamadığına iç kuvvetlerin bulup kesit kapasitelerinin yeterli olup olmadığını, eğer kesit kapasitelerini geçiyorsa hedef performansı sağlayıp sağlamadığını bu aşamada görmüş olacağız. Daha sonra karşılaştırma ve sonuç kısmına geçeceğiz. Deprem etkisi altında kesitlerde ve elemanlarda oluşan talebin mevcut kapasiteyle karşılaştırılması. Biz bir kapasitemiz vardı. Bu kapasiteyi gelen taleple karşılaştıracağız. Talep bölü kapasite oranlarımız nedir? İlgili verilen şartları sağlıyor mu? Bunlara bakacağız. Sağlamıyorsa hedef performansımız nedir? Onu bulmaya çalışacağız. Mevcut kapasiteyle karşılaştıktan sonra hasar sınırlı durumların belirlenmesi, iç kuvvet ve şekil değiştirmeye baktık. Hasar sınırlarımız ne olacak? Sınırlı hasar mıyız? Kesit için konuşuyoruz. Kontrollü hasar mıyız? Göçme öncesi hasarımız mı var? Veya eleman için konuşursak hangi bölgede yer alıyor? Sınırlı hasar bölgesinde mi? Kontrollü hasarda mı? İleri hasarda mı? Hangisinde yer alıyor? Bunu bulacağız. Veya taşıyıcı sistem için en son taşıyıcı sistem için hangi sınır bölgesinde olduğunu beraber değerlendirme hesaplarında analizlerden sonra bunu değerlendirip ilerleyen eğitimlerimizde göreceğiz.
İlk önce bizim bulacağımız burada kesit, sınır, hasar bölgeleri olacak. İlerleme aslında şöyle olacak. Önce kesit, sınır, hasar bölgelerini belirleyeceğiz. Kesitten elemana ilerleyeceğiz. Elemanları da belirledikten sonra taşıyıcı sisteme geçmiş olacağız. Sıralama aslında bu şekilde olacak. Önce kesit hasar sınırlarından başlamak istiyorum. Kesit davranışlarına göre kesitler davranışlarına göre sünek ve gevrek olarak ikiye ayrılır. Bir sünek hasarımız olacak, bir gevrek hasarımız olacak. Kırılma türü betonarme bina için konuşuyorum. Kırılma türü eğilme ise sünek bir kırılma meydana gelmiştir. Eğer kırılma türü kesme davranışından dolayı ortaya çıkıyorsa gevrek kırılma ortaya çıkmaktadır. Buradaki iç kuvvet şekil değişim eğrisinde gördüğümüz gibi eğrinin ilk davranışı, buraya kadar sınırlı hasara olan ilk davranışı şu kısım elastik ol bir davranış gösterirken bu noktadan sonra elastoplastik davranış göstermeye başlar. Ve bu kısmın bu noktaya sınırlı hasar bölgesi ismini verebiliriz. İç kuvvetlerin azalıp güç tükenmesinin ortaya çıktığı nokta ise ileri hasar bölgesinde şu nokta artık iç kuvvetlerin azalıp güç tükenmesinin ortaya çıktığı bölgede ileri hasar bölgesi olabilir. Bu iki eğri arasında kalan bölge belirgin hasar bölgesi olup kesitin güvenli taşıyacağı bölge olarak adlandırabiliriz. Ve belirgin hasar bölgesi olarak ifade ediyoruz. Bu söylediklerimiz tamamen sünek bir kırılma için geçerli olup gevrek elemanlarda bu tür bir yaklaşım söz konusu değildir. Eğer eleman gevrek hasar aldıysa direkt göçme sınır bölgesinde olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi bir de yönetmeliğin bu konularda neler söylüyor ona beraber bakalım. Kesit hasar sınır durumları diyor ve ilk olarak sünek elemanlardan bahsediyor. Sünek elemanlar için kesit düzeyinde 3 hasar sınır durumu vardır. Bunlar sınırlı hasar, elastik bölgeye kadar olan kısım yani elastoplastik davranışın başlayacağı nokta 1, kontrollü hasar 2 ve göçme öncesi durumu 3. 3 tane sınır durumu belirlemiş ve bunların sınır değerleri demiş. Sınırlar, sınırlı hasar ilk kesitte meydana sınırlı miktarda elastik ötesi davranış, kontrollü hasar, kesit dayanımının güvenli olarak sağlanabileceği elastik ötesi davranışı, göçme öncesi ise hasar durumu ise demiş. Kesitte ileri düzeyde elastik ötesi davranış olarak tanımlanmaktadır ve burası önemli. Gevrek olarak hasar gören elemanlarda bu sınıflandırma geçerli değildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sınırlı hasar, elastik ötesi davranışın başladığı, kontrollü hasar, elastik ötesi davranışın olduğu ama ileri düzeyde olduğu ama kesitin bunu yine güvenle taşıyabileceği bölge, göçme öncesi hasar durumu ise kesitte ileri düzey bir hasar var ama can güvenliği yok. Gevrek olarak hasar alındıysa da bu tür bir sınıflandırma içerisine dahil etmiyoruz. Ve bir sonraki maddede ise karşılaştırma yaptıktan sonra eleman hasarı demiş. Elemanın en fazla hasar gören kesitine göre belirlenecektir. Önce bir kesiti belirliyoruz. Kesitin uç noktalarına ben plastik mafzal atadım. Biri sınırlı hasar bölgesinde, biri kontrollü hasar bölgesinde ise elemanı biz kontrollü hasar olarak tanımlıyoruz. Kontrollü hasar bölgesinde olarak ifade ediyoruz ve artık burada elemanı tanımlamış olduk. Az önce gevrek elemanları sınıflandıramadığımızdan bahsettik. Bu tür bir yaklaşımların sünek elemanlar için geçerli olduğunu yönetmelikte ilgili maddelerde görmüş olduk. Gevrek eleman nasıl tanımlanır? Başlığına geldiğimiz zaman yönetmelik kolon, kiriş ve perdelerin sünek eleman olarak sayılabilmeleri için diyor. Elemanların kritik kasistlerindeki eğilme kapasitesiyle uyumlu olarak hesaplanan BE'nin 15.5.2 ile tanımlanan bilgi düzeyiyle uyumlu mevcut malzeme dayanımları kullanılarak denklem 7. verilen sınırları
sağlaması gerekmektedir. Yani bu kesme kapasitesini hesaplayacağız ilgili maddelerin. İşte kirişler için 7, 4, 5, 7, 6 vesaire. Bu gibi kolonlar için hesaplıyorum ve bir kesme kapasitesi sınırlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyorum. Ve gevrek eleman olup olmadığını kontrol ediyorum. Şurada bir madde var. Diyor ki düşey yükler ile birlikte RA eşittir 1 alınarak depremden hesaplanan toplam kesme kuvvetinin VE'den küçük olmasının durumunda VE yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır. Yani şuradan şunu anlıyoruz. Elastik bir durumda deprem hesabında hesaplanan toplam VE'nin büyük olma durumu burada söz konusu. Bizim şurada moment eğilme kapasitesiyle uyumlu olarak diye ifade ediyor. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Bizim bir kolon kesitimiz var düşünelim. Bu kolon kesitimizin her iki ucunda plastik mafsal oluştuğunda, yani kesit tamamıyla ultimate moment kapasitesine ulaştığında burada bir kesme oluşacaktır. Kesidin iç kuvvetlerinden dolayı bu ultimate kapasiteye ulaşırsa bu bir kesme kapasitesine ulaşacaktır. Eğer diyor bu VE zaten bizim karşılaştıracağımız bu. Düşey yükle birlikte RA eşittir 1 alınarak depremden hesaplanan toplam kesme kuvveti VE'den küçük olması durumunda VE yerine bu kesme kuvveti kullanılacaktır. Eğer diyor bu VE tamam buldun ama RA eşittir 1 alarak hesaplayarak bir VE diye bir kesme kuvveti buldum. Bu VE'den küçükse biz bu VE üssüyü kullanabiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Sonra demiş ki yukarıda A'da verilen sünek eleman koşullarını sağlamayan betonarme elemanlar gevrek olarak hasar gören elemanlar olarak tanımlıyor. Gevrek elemanın tanımını da bu şekilde yazı yapıyoruz. Gevrek eleman tanımını da yaptıktan sonra şimdi sıradaki konumuza geçelim. Doğrusal hesap yöntemleri. Daha önce bahsettiğimiz gibi eleman kesit kapasitelerinin bulunması karşılaştırılması gerekiyordu. İşte bu sınırların karşılaştırmanın yapılabilmesi için yönetmelikte doğrusal ve doğrusal olmayan analizler, yöntemler kullanılır. Doğrusal hesap yönteminde Türk Bina Deprem Yönetmeni bölüm 15'te etki kapasite oranından bahsediyor. Düşey yükler ve deprem etkisi altında RA eşittir 1. RA eşittir 1'i tekrar yazayım. Elastik deprem yükleri altında. Toplam kesit momentinin kesit moment kapasitesine bölünmesiyle ifade edilir. Burada bu şekilde yazdım. Bunu açıklayacağım. Eko hesabında etki kapasite oranı hesabında uygulanan deprem kuvvetinin yönü dikkate alınacaktır. Evet, her bir yön için ayrı ayrı uygulayacağız. Kolon ve perde kesitlerin eğilme momentinin kapasitelerine karşılık gelen eksenel kuvvetler. Biliyoruz ki eksenel kuvvet altında moment kapasitesi değişir. Düşey yükler ve RA eşittir 4 alınarak hesaplanan deprem yüklerinin ortak etkisiyle hesaplanacaktır. Evet, ben bir kolon ve kirişimin moment kapasitesini hesaplıyorsam kirişler için çok önemli değil. Kolon, kiriş, perde diyelim. Çünkü kirişlerde eksenel yük sıfır olduğu için önemli değil. Moment kapasitelerini bulmak için RA eşittir 4 alarak bulacağım ve burada N'yi, eksenel kuvvetimi buna göre bulacağım. Böyle bir durum söz konusu. Analizlerde bunu dikkate alacağız ve bir etki kapasite oranını hesaplayacağız. Etki kapasite oranı şu: E azaltılmamış deprem yükleri altında hesaplanan moment kapasitesi RA eşittir 1. Burası da kesitin kapasitesi. İlgili kesitin kapasitesini hesaplayacağız. N'yi de RA eşittir 4 olduğunu hesaplayacağız. Oradan gelen eksenel kuvveti kullanacağız. G artı Q ise düşey yükler altında ilgili kesitte kapasitenin belli bir miktarını kullanıyor. Ondan sonra kalanı depreme kullanmış oluyor. Burada bunu ifade ediyoruz. Ya da tamam zaten düşey yükleri ve yatay yükleri etkisi altında zaten kullandığımız zaman
İki kapasite zaten beraber toplanacağı için fark eden bir şey olmayacaktır. Bu şekilde bir etik kapasite oranı kullanıyoruz. Ve doğrusal hesap yöntemlerinde sınır değerlerimizi bu şekilde karşılaştırıyoruz. Eğer sistemi elastik olarak tasarlasaydık, ilk başta dayanıma göre tasarım yapsaydık, etki kapasite oranımız 1'e eşit olacak. Ve bu durum elastik tasarım olarak ifade edebilirdik. Lakin bu ekonomik bir çözüm olmayacaktı. Bunun için sistemi sürekliğinden faydalanıp deprem etkileri altında hasar almasını ama tabii kontrolü bir hasar alarak deprem etkisini sönümlemesini isteyecekti ve bu değer birden büyük çıkacaktı. Bu değerin sınır değerin hasar seviyesini kesitlerin sürekliği ve isteyeceğimiz hasar seviyesi belirleyecekti. Bu iki maddeye belli olarak birden daha çok büyük bir değer çıkacaktı veya bire yakın bir değer çıkacaktı. Bu da tabii ki ekonomikliği belirtecekti. Doğrusal olmayan hesap yöntemlerinde betonun birim kısalması, donatının birim uzama ve kısalması esas alınarak hasar bölgeleri belirlenmektedir. Doğrusal olmayan yöntemlerde plastik şekil değiştirmeleri meydana geldi. Betonarme, sünek, çeliş, perde ve kolonda çeşitli kesit hasar sınırlarına göre izin verilen değerler verilmiş. Şu bölgeye dikkat etmemizi istiyorum. Rohesaj hesabında 90 dereceli kapalı etriyelerin %30'a hesaba dahil edilebilir diye ifade kullanılmış. Burada 135 derecedeki etriyelerin öneminden bahsediyor. Eğer etriyemiz 90 derecelik bir kapalı etriye söz konusuysa %30'u sadece hesaba dahil ediliyor ve bu da sınır değerlerini aşırı bir şekilde küçülmesine neden oluyor. Ve bir sonraki maddeye dikkat etmek istiyorum. Bu da kesme kuvveti oranını sınırlamak amaçlı. Yine gevrek bir kırılmayı önlemek amacıyla kesme kuvvetini sınırlayan bir madde olarak dikkatimizi çekiyor. Maddeye baktığımız zaman kesme kuvveti oranı 0,65'ten küçükse diyor. Direkt bu değerleri kullan. Oran diyelim. Küçükse 0,65'ten olduğu gibi kullan. Eğer 0,65 ile 1,30 arasındaysa enterpolasyon yap. 1,30'dan artık büyük olmaya başlıyorsa diyor %50 değerlerini kullanacağız diyor. Bu önemli bir madde. Eğer kesme kuvveti kapasitemiz oranımız aşırı derece fazlaysa gevrek kırılma durumu ortaya çıkıyor ve bu da sınır değerlerinin aşırı küçülmesine neden oluyor. Yine yönetmenin ilgili maddesinde betonun ve çeliğin göçme birim şekil değiştirmelerini ortaya çıkıyor. Formüle baktığımız zaman beton için kesit, sargılama, malzeme önemliyken çelikte ise sadece donatı malzemesinin önemli olduğunu görmekteyiz. Eleman hasar sınır bölgeleri. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistemin kolon ve kirişlerin en çok zorlanan bölgeleri eleman uç bölgeleri olmaktadır. Şurada baktığım zaman perde ve çerçeveli bir sistem. Kolonların, şurada kırmızıyla göstermek istiyorum. Kolonların ve kirişlerin en çok zorlanan bölgeleri eleman uç bölgeleri oluyor ve buralara ben plastik mafsallar tanımlayarak modellerimi oluşturmaya çalışıyorum. Oluşturacağım daha doğrusu. Perdelerde ise mesnet bölgeleri plastikleşmenin olduğu yer olarak kabul edilebilir. Böyle bir tek yekpare bir perdede plastik akmanın daha çok olduğu bölge mesnet bölgesi veya bu şekilde bir perde düzeniniz varsa bodrum çerçeveli ise şu bölge için daha çok plastikleşme bu bölgedeyken perde çerçevenin üzerinde ise şu bölge için konuştuğumuzda şu bölge daha çok plastikleşmenin olduğu bölge oluyor. Tabii yeni bir perde sistemi ortaya çıkıyorsa, perdemiz daralıyorsa da bu perde içinde burası daha kritik olmaya başlıyor. Bu bölgeleri tanımlayacağımız plastik mafsallar bize daha doğru sonuçlar verecektir. Eğer kesitlerden biri gevrek ise taşıyıcı eleman gevrek olarak adlandırılır diye bir notumuz var.
Şöyle elemanları plastik mafyaları tanımadık ama eleman herhangi bir kesitinde yeterli bir zafiyet var ve gevrek olarak kaldı. Diğer taraf herhangi bir sınıflandırmaya giriyor ama bir taraf giremiyor. Bu durumda eleman gevrek olarak tanımlanıyor diyebiliriz. Şöyle gevrek olarak tanımlanır. Sistem, sınır hasar bölgeleri. Yapı davranışı en üst kat yer değiştirmesiyle taban kesme kuvveti arasında çizilen eğriyle tanımlanır ve bu eğri pushover eğrisi olarak ifade edilebilir. Biz evet ilk aşamada hemen pushover bir eğrisiyle eğer çözülebiliyorsa bina buna müsaitse pushover eğrisiyle taban kesme kuvveti ve tepe yer değiştirme arasında uyumlu olarak eğrimizi çizip binanın davranışı hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu eğri üzerinde taşıyıcı sistemde oluşan hasara bağlı olarak yönetmelik 4 farklı performans düzeyi tanımlar. İlk halinde taşıyıcı sistem zaten elastik ve hasarsız bir şekilde durmaktadır. Sınırlı hasar performans düzeyi birinci bölge birinci olarak ifade ettiğimiz performans düzeyi. İkincisi kontrollü hasar performans düzeyi. Üçüncüsü göçmenin önlenmesi performans düzeyi ve dördüncüsü de göçmeni durumu yani mekanizma durumu olarak söyleyebiliriz. Taşıyıcı sistem artık kesitten biz elemana geçtik. Elemandansa taşıyıcı sisteme geçiyoruz. Burada da yönetmenin hangi noktada olduğunu, taşıyıcı sistemin hangi noktada olduğunu belirleyip ilgili performans düzeyini belirlemiş oluyoruz. Değerlendirmeler binanın hem X yönü için hem de Y yönü için ayrı ayrı yapılır ve en kötü durum dikkate alınır. Şimdi 2018 deprem yönetmenine baktığımız zaman bu sınırları nasıl tanımlıyor beraber bakalım. Birincisinde sınırlı hasar performans düzeyinde herhangi bir katında uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda kirişlerin en fazla %20'si belirgin hasar bölgesine geçebilir. Burada kirişlerde bir oran görmekteyim. %20'lik bir oran bir sonraki performans seviyesine geçebileceğinden bahsediyor. Ancak diğer taşıyıcı elemanların tümü sınırlı hasar bölgesinde kalmak zorunda. Varsa gevrek olarak hasar gören elemanların güçlendirilmesi kaydıyla. Çünkü gevrek elemanları sınıflandıramıyoruz. Bu durumdaki binalar sınırlı hasar performans düzeyi olduğu kabul edilir. İkincisine geçiyoruz. Kontrollü hasar performans düzeyi. Burayı farklı bir renkte göstereceğim. Eğer varsa gevrek olarak elemanların güçlendirilmesi kaydıyla. İlk durum bu. Sınıflandıramadığımız için onları hasarsız olarak dikkate almak zorundayız. Betonarme binaların herhangi bir katında İkinci kirişler harika olmak üzere kirişlerin diyor en fazla %35'i düşey elemanların aşağıdaki B paragrafında ileri hasar bölgesine geçirebilir. B paragrafında tanımlananları kadarı ileri hasar bölgesine geçebilir. Burada yine kirişler %35'lik bir oranla bir sonraki bölüme geçebileceği ifade ediliyor. Burada ise kolonlardan bahsetmiş. Bakalım kolonlarda durum nedir? İleri hasar bölgesindeki düşey elemanların her bir katta düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvvetine toplam katkısı. Evet, kolonlarda ise kesme kuvvetine bağlı olarak ifade edilmiş. %20'nin altında olmalıdır. Yani V geçenlerin toplam kesme kuvveti o katta V toplam %20'nin altında olacak. En üst katta ileri hasar bölgesindeki düşey elemanların kesme kuvvetleri toplamının o kattaki düşey elemanların kesme kuvvetlerine oranı %40 olabilir. Demek ki bu üst katta bu oran %100 çıkıyor. Bu da üst katın taşıyıcı sisteme katkısının az olmasından dolayı.
C paragrafına bakalım. Diğer taşıcı elemanların tümü sınırlı hasar bölgesi, belirgin hasar bölgesinde de diye ifade düşmüş. Ancak herhangi bir katta alt ve üst kesitlerin ikisi de birden belirgin hasar sınırı aşılmış olan düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin o kattaki tüm düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvveti oranı %30'u da aşmaması gereken bir madde var. Bir kolonum var, taşıyıcı sistemim. Alt ve üst kesitlerden her ikisi de belirgin hasar bölgesini aşmış ise bu aşanlar ve geçenler diyelim ve toplamdan %30'unu aşmaması gerekiyor. Böyle bir durum var. Bir geçenler vardı. Herhangi bir kesimde olabilir. %20 eleman. Bir de her ikisi birden geçiyorsa bunun da kontrolü gerekiyor. Ancak şurası önemli. Doğrusal yöntemle hesap, doğrusal yöntem hesapta alt ve üst düğüm noktalarının ikisi de birden denklem 7.3'ün sağladığı bu kolonlar hesaba dahil edilmez. Yani süneklik düzeyi yüksek çerçevelerde eğer böyle bir şey yaptıysak, yani güçlü kolon, zayıf kiriş kuralını uyguladıysak bunu dikkate almamıza gerek yok. Burada da süneklikliğe vurgu yapan bir madde olarak görmekteyiz. Süneklik tasarımının ön plana çıktığı bir madde. Şimdi mevcut binalarda göçmenin önlenmesi performans düzeyine bakalım. Gevrek olarak hasar gören tüm elemanların göçme bölgesinde olduğu göz önüne alınmasıyla gevreyi sınıflandıramadığımız için gevrek elemanlar direkt göçme bölgesinde kabul edilmiş. Burada baktığımız zaman A bendinde direkt kirişlerden bahsediyor ve kirişlerin en fazla %20'si yine kirişler bir oran ifadesiyle göçme bölgesine geçebilir diyor. Diğer tüm taşıyıcı elemanlar sınırlı hasar bölgesi, belirgin hasar ve ileri hasar bölgesinde olabilir. Ancak alt ve üst kesitlerin ikisi de birden belirgin hasar sınırı aşılmış olan tüm düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvveti o kattaki tüm düşey elemanlar tarafından kesme kuvvetine %30'un aşmaması gerekir. Diğer madde de C bendindeydi. Burada kolonların taşıyıcıların düşey elemanların göçme bölgesine geçmesi istenmiyor. Bir kesme kuvveti oranı da yok. Yalnız kesitlerin her ikisi de birden belirgin hasarı da almayacak. Belirgin hasarı alan bir belirgin hasarı geçen bir bölge olmayacak. Kesitin en az bir tanesi geçtiyse diğeri belirgin hasar veya altında olmak zorunda. Eğer bu durumu da geçiyorsa şu maddeye dikkat etmemiz lazım. Ama süneklik düzeyi yüksek bir tasarım yaptık, güçlü kolon, zayıf kiriş yaptıysak da bu maddeyi dikkate almıyoruz. Bir göçme durumu ve mevcut binalarda göçmenin önlenmesi performans düzeyi her iki durumda bina analizlerimizde can güvenliği bakımından sakıncalı olarak ifade ediliyor. Gelelim sonuçta bir özet yapalım. Siyah kalemle. Kirişlerde bu değerlendirmede oran olarak ifade edildiğini gördük. Kolonlarda ise kesme kuvvetine bağlı bir sınıflandırma görüyoruz. Tabii ki bu kesme kuvvetine bağlı olması daha önemli kolonların ayrışmasına neden oluyor. Önemli kolonlar, yani kesme kuvvetini daha çok üstüne çeken önemli kolonlar ayrıştırılıyor diye ifademizi yazalım. En üst katın taşıyıcı sistemi etkisinin az olması nedeniyle en üst katta bu oranların arttığını görmekteyiz. Yani kısacası en üst katın taşıyıcı sistemi etkisi dikkate alınmış. Yine dikkat ederseniz kesitteki hem alt hem üstteki kesitlerdeki oluşacak olan plastikleşmenin belirgin hasarı aşmaması istenen bir durum var. Eğer bu durumu geçiyorsa güçlü kolon, zayıf kiriş prensibinin ne kadar önemli olduğunu ya da süneklik düzeyi yüksek bir bina tasarımının önemli olduğunu görmekteyiz. Kısacası deprem yönetmeliğinin verdiği durumlarda dikkate aldığımızda bu şekilde bir özet yapabiliriz.
Binadan bilgi toplama ve bilgi düzeyi katsayıları kısmına gelelim. Taşı sistemin eleman boyutlarının belirlenmesi, kapasitelerin belirlenmesi ve deprem dayanımlarının değerlendirilmesinde bu gibi bilgiler önemli olacak bizim için. Yönetmelik bu bir kısmı bina düzeyi bilgi katsayısını sınırlı ve kapsamlı olarak ikiye ayırmış. Bunlara daha detaylı bilgileri yönetmelikte var. Ben eğitimimizin bir parçası olmadığı için hızlı bir şekilde geçeceğim ama eğitimlerimizde yaptığımız analizlerde kapsamlı olarak dikkate alacağız. Ve dayanımlarımızı olduğu gibi kullanacağız. Eğer sınırlı bir bilgi düzeyine sahip olsaydık bunu bu katsayıyla çarpıp eleman kapasitelerimizi ona göre bir ayarlayacaktık ve sadece %75'ini kullanacaktık. Bu da bize sahadan elde edeceğimiz bilgiler, raporlardan elde edeceğimiz bilgilerin ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Geldik deprem etkisinin tanımlanması. Mevcut binaların deprem performanslarının değerlendirilmesinde göz önüne alınan 4 farklı deprem etkisi tanımlanmıştır. 1, DD1, DD2, DD3 ve DD4. Dönüş periyotlarını incelediğimizde binanın ömrü boyunca kalabileceği en büyük deprem DD1 seviyesi depremidir. Tasarım depremimizi DD2 deprem seviyesi olarak dikkate alabiliriz. Yönetmenin tablo 3.4'ün C tablosunda mevcut yenide dökme binalar, ön üretimli betonarme ve çelik binalar için verilen deprem düzeyleri, hedef performans değerimi ve değerlendirme yaklaşım tasarımı bize verilmiş. DD2 için bir tasarım depreminde bizim hedef performansımız kontrollü hasar olmalı ve bu kontrol hasarlı performans seviyesini ise şekil değiştirmeye göre tasarım yaparak belirleyebilirim. Yüksek sismisitenin depremselliğin olduğu bölgelerde ise DD3 için servis depremlerinde sınırlı hasar performans seviyesi yine şekil değiştirmeye göre tasarım. DD1 için ise kontrollü hasarın bizden istendiğini görmekteyiz. Deprem etkisinin tanımlanmasında yönetmelik bizden düşey yükler ve yatay yüklerin ortak etkisi altında hedef performansımızı istiyor. Biz analiz modelimizi kuracağız. Perdeli, çerçeveli, bağ girişim modelimizi kuracağız. Hasar alabilecek noktalara, kritik noktalara biz plastik mafsalarımızı tanımlayacağız. Ve binamızı önce düşey yükler, ardından da yatay yükler altında analiz edip taşı sistemin performansını belirleyeceğiz. Ve istenilen hedef performansı sağlayıp sağlamadığını inceleyeceğiz. Bu kısımda daha önce bir video çektik. Bununla alakalı geniş bir video hazırlamıştık. Bu videoyu izleyerek bu konu hakkında genel bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Burada hızlı bir şekilde üzerinden geçeceğim. Nelere dikkat etmemiz gerektiği şeklinde. Ama ilgili arkadaşlar bu benzer videomuzu yukarıda bıraktığım linkten inceleyebilirler, İzleyebilirler. Yorumları varsa da o videonun altına yorum yaparlarsa geri dönmeye çalışacağım. Modelleme esaslarına baktığımız zaman ise binaların düşey yüklerin ve deprem etkilerinin ortak etkisi altında çözülmesine, deprem kütlelerinin nasıl tanımlanacağı konusunda bize bilgi veriyor. Yönetmelik yine ilgili maddelerde. Biz de bunları dikkate alacağız. Yine kesit kapasitelerini bulurken PM interaction analizlerinde donatının ve çeliğin, betonun ve çeliğin birim şekil değiştirmelerin ne olacağı konusunda yine yönetmelik bizi bilgilendiriyor. Plastik mafsalların tanımlanırken eleman uç bölgelerinde rigid uç bölgeleri atayabileceğimizi, etkin kesit rigidliklerini nereye nasıl alabileceğimizi gösteriyor. Burada diyor ki etkin kesit rigidlikleri kullanılacak ve 4-5-8'e göre hesaplanacaktır. Doğrusal hesaplarımızda bunu dikkate alırken doğrusal olmayan hesaplarda yine yönetmenin başka bir maddesine atıfta bulunuyor. Orada gidip analizlerimizde dikkate alacağımız etkin kesit rigidlik çarpanını bulacağız. Kirişlerde tablolu kısmı dikkate alıp almayacağımız konusunda bizlere bilgi veriyor. Doğrusal olmayan hesaplarda uçlardaki plastik mafsaların arasında kalan elemanın
doğrusal olarak tanımlanabileceğinden biz de bahsediyor. Örnek bir kirişimiz var. Plastik mafsal tanımlılık. Aradaki elemanı elastik olarak tanımlayacağımızı, etkin kesiştiriciliğini nasıl hesaplayacağımız konusunda yine yönetmenin bize verdiği maddeler var. Bu tabii ki biraz da detay kısımlarıydı. Genel olarak baktığımız zaman modellerimizi 3 boyutlu olarak modellememiz gerektiğini, her iki yatay doğrunun deprem etkisi daima göz önüne alınacak birbirine iki depremin. Sönüm oranından bahsediyor. Aksi belirtilmedikçe %5 olarak alınıyor. Pi delta etkilerinin dikkate alınması gerektiğinden bahsediyor. Bunun önemli olduğunu, negatif bir eğimi denk geliyorsa hedef performansımız hesap analizlerini, hesap yöntemini etki ettiği için, hesap yöntemini değiştirdiği için biz bunu dikkate almak zorundayız. Beton ve donatı çeliğinin mevcut malzeme dayanımlarını mı alacağız, azaltacak mıyız, artıracak mıyız, bununla ilgili de bize bilgiler veriyor modelleme esasları. Geldik hesap yöntemine, eğitim serimizin ara başlığını belirten kısma. Yönetmelik doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler sunuyor. Doğrusal yöntemlerde, doğrusal hesap yöntemlerinde eşdeğer deprem yükü ve mod birleştirme yöntemini bize sunuyor. Bizim ilk çalışmamız eşdeğer deprem yükü altında olacak. Eşdeğer deprem yükünü uygulayarak binanın hedef performansını sağlayıp sağlamadığını bulacağız. Burada eşdeğer deprem yükünü kullanacakken bizden istenilen dikkate alacağımız noktalardan bahsediyor. Örnek ek dış merkezlik göz önüne alınmayacak. Taban kesme kuvvetini nereye göre hesaplayacağım ve RA'nın 1 alınacağı şeklinde uyarıları var. Ve mod birleştirme yönteminin nereye göre kullanacağım? RA eşittir 1 alınacak diye yazıyor burada. Bunlar çok önemli çünkü burada artık elastik olarak ben binama deprem kuvvetlerini etki ediyorum ve elastik altında oluşan kapasitelerine bakıyorum. Yeterli mi değil mi? Hedef performansı sağlıyor mu diye şeklinde olacak. Diğer bir hesap yöntemimiz ise doğrusal olmayan olacak. Daha önceki çalışmalarımızda zaten genellikle doğrusal olmayanlar üzerinde olduğu için bunlarla da yine biz analizlerimiz olacak. Önce tek modlu itme yöntemlerini kullanacağız. Eğer kütle katılımı yetmiyorsa çok modlu itme yöntemleri veya zaman taramalarında doğrusal olmayan hesap yöntemleri kullanılarak ilgili binanın hedef performansı sağlayıp sağlamadığını araştırıp sonuçları beraber inceleyeceğiz. Ve bir de bu da bizim ilerleyen eğitim serimizin ilerleyen bölümlerini oluşturacaktır. Eğitimimiz bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizlere proje destek formundan ulaşabilir ve projelerinize size destek verebiliriz. Eğitimlerimizi, yazılarımızı haber bülteni formuna abone olarak bizleri takip edebilir ve yeni bir güncel yazımız, videomuz yayınlandığında sizleri anında haberdar edebiliriz. Abone olmanız yeterli olacaktır. Web sitemizi ziyaret edip abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.